Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Beşiktaş cephesine bakacağız. Ahmet Nur açıklamaları vardı. Haberin ekranlarınıza getirelim. Benim için çok önemli olan yani bu işin virajını döndüğümüz hissettiğim maç Fenerbahçe stadında 10 kişi kalarak 4-3 yendiğimiz maçtı. Hep söylüyorum. Benim gayem ve arzum bir evvelki bu sezonda şu an çifte kupayla kapattığımız kadroyla, teknik kadroyla, idari personelle ve futbolcularımla yola devam etmek istiyorum bir iki takviye yaparak. Özellikle eğer başarabilirsem sadece stoper konusunda gidecek monitörünün yerine bir arkadaş, mensahın yerine bir transfer. Bir de sakatlanan Cenk kardeşimizin yerini tamamlayacak iyi bir santroforla yolumuza devam etmek istiyoruz. Ersin'e, Rıdvan'a hepsine çok teklif geliyor. Bunlar da bizi gururlandırıyor. Bu çocukları yetişmesine katkı veren hocalarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Ta altyapıdan gelen, üst yapıda da bunlara oyun şansı veren teknik direktörümüze de çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklara talep var. Yalnız bu çocuklardan biz biraz daha ee, devam etmeyi ben tercih ediyorum. Şahsen benim tercihim bu. Ve hoca ile ilgili görüşüm baştan beri belli. O konuda bir santim değişiklik yok. Hocamız da futbolcularımız gibi yorgun bir sezon geçirdi. Çok da kolay değildi. Dinlenmeye ihtiyacı olan süreçte dinleniyor. Kendisi uygun olduğu zaman biz de uygun olduğumuz bir tarihte hocamıza görüşüp şu anda sanki ara verilmiş gibi gözüken bir olay ki asla verilmedi. Sadece kağıt üzerinde bir şeylerin yapılması gerekiyor, onları da yaparız. Buraya katkı veremeyeceğini ifade edecek kadar dürüst olan Abdullah Avcı'nın bana verdiği ifade şuydu. Başkanım ben para konuşmam. Zaten kontratımda yazıyor. Ben de iyi bir hocayım Türkiye'de birkaç ay sonra muhakkak iş bulacağım. Dolayısıyla iş bulana kadar ki ücretimi almam kontrat yazıyor. Böyle yapalım dedi. Ben de o şekilde buna tamam dedim ama bugün yani 12 milyon TL maaştan 6 milyon TL'ye Trabzon'da hocalık yapıyorsanız o zaman bir şey sorgular. Ya 12 milyon yanlıştı ya orada aldığınız 6 milyon yanlış. Hangisi doğru? Başka Ahmet Nur açıklamaları böyle. Peki Beşiktaş'ta gündemde neler var? Hemen onları da paylaşalım sizlerle. Ersin'e 73 milyon Türk Lirası. Lig 1 ekibiniz Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçti. Güney Fransa temsilcisi 7 milyon avroluk bir teklifle kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yönetimse teklifin resmen iletilmesi sonrasında kararını verecek. Ersin'le ilgili geçtiğimiz haftalarda şöyle başlıklar okumuştuk. Minimum 10 milyon avro beklediği yönünde. Bakalım bu teklif 7 milyon avroluk resmi bir teklifle kapısı çalınacak olursa siyah beyazlar nasıl bir teklif nasıl bir cevap verecek bu teklife göreceğiz. Yönetimden yoğun mesai, siyah beyazlar iç transferde de hız kesmiyor. Teknik ekip ve taraftarların takımda tutulmasını istedi. Abu Bakar, Gezal ve Rossi için tüm sınırlar zorlanıyor. Yönetim yeni dönemde büyük hedefler için 3 ismi bırakmayı düşünmüyor ki hatırlayalım bu isimleri farklı farklı kulüplerle de okumuştuk. En büyük koz Şampiyonlar Ligi siyah beyazlar çifte golcü planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Diego Costa ve Mario Mandzukic isimleri üzerinde yoğunlaşan Karakartal, Kartal, Denis de hedefleri arasına ekledi. Yönetimin pazarlıklardaki en önemli kozu Şampiyonlar Ligi bileti. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar transferde çift forvet daha doğru ifadeyle çift santrfor yapılacak olursa transfer olarak hangi isimleri görmek istersiniz? Anılan isimler ortada Diego Costa var, Mandzukic var ve Welbeck de eklenmiş durumda bu listeye. Aynı zamanda Abu Bakar'ın da tabii ki takımda tutulması hedefleniyor biraz önce aktardığım gibi. Ben Talep harekatı, Cezayir basını, Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a gideceği iddiasında bulundu. Şarkı 04'te sezonu tamamlayan 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği ve transferin yakın bir zamanda biteceği ifade edildi. Bir numaraya iki aday Ersin Destanoğlu ile ilgili teklifler var. Nis'ten gelen teklifler var. Eğer yönetim Ersin'i gönderirse rota Mert Günok ya da Pavlenka'ya dönecek diye böyle bir paylaşım yapılmış. Fotomaç gazetesinde böyle bir habere yer verilmiş. Ahmet Nur Çebi milliyete konuştu şeklinde bir özel haber var. Hemen şöyle giriş kısmına aktaralım. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paranın sadece üçte birini kullanabildiklerinin altını çizdi. Sağda solda pahalı transferler yapılabilir diye konuşuluyor. Fakat bu hata tallara düşerek kulübü mali bir çıkmaza sokmak istemiyoruz. Ekonomik kriterlerimizi zorlamayacağız dedi. Ersin'i yedirmeyiz. Nice kulübü kulübü teklifi 7 milyon avroya çıkardı ancak yönetimin isteği daha yüksek. 20 yaşındaki kaleci için başkan Ahmet Nur Çebi pazarlıkları 12 milyon avrodan başlatırken Nice 7 milyon avroluk yeni öneri sundu. Kartal'da hedef en az 10 milyon avroyla oyuncuyu Fransa'ya göndermek diye paylaşılmış. Şimdi Galatasaray ilgili haberlere de geçeceğiz ama Beşiktaş'ta transferde neler yaşanıyor? Yeni sezon planlamasında neler var? Ekranlarınıza getirelim. Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu. İşte o sözler. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterecek Beşiktaş'ta alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan ve yakın zamanda sözleşme imzalanması beklenen siyah beyazlar Santrafor bölgesini Dünya cümle bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor. Vincent Aboubakar ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan ve alternatif isimlere yönelen Karakartal, Diego Costa'nın peşine düştü. Bon servisi elinde bulunan Yıldız Oğuncu'ya resmi teklifini iletecek Beşiktaş yönetimi, transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor. Diego Costa'nın menajeri de yaptığı açıklamada siyah beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmeyi doğruladı ve 32 yaşındaki Santrafor'un da transfere sıcak baktığını ifade etti. İşte o sözler. Diego Costa'nın temsilcisi Pedro Santos Radyo Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmi teklifi sunacaklarını söylediler. Diego Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor dedi. Ocak ayından beri kulüpsüz durumda olan Diego Costa son olarak İspanyol La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giydi. Ligde 7 maça çıkan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu iki gol kaydetti. Sizce Diego Costa Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Valentin Rozier'de sıcak gelişme. Menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da. Beşiktaş, sezon başında Sporting Lisbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rozier'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Siyah beyaz yönetim, Fransız oyuncunun temsilcisiyle yüz yüze görüşme yapacak. Beşiktaşlı idareciler yapılacak görüşme sonrası Portekiz kulübüne zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunacak. Ayrıca siyah beyazlar Rozier'in gelecek sezon devam etmesi halinde oyuncunun alacağı maaşa da zam yapacak. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede iki aday var. Mert Günok ve Pavlenka. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç kalitesi Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice kulübünün ilgisi devam ediyor. Siyah beyazlar Ersin'in satışı durumunda yerine iki aday belirledi. Gözler Beşiktaş yönetiminin vereceği karara çevrilirken Başkan Ahmet Nurçebi ve kurmayları Teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmenin ardından bu transfere son şeklini verecek. Foto maçın haberine göre 20 yaşındaki eldivene ilk olarak 5 milyon euroluk teklif yapan Fransız ekibi siyah beyazların kapıyı 12 milyon eurodan açması üzerine teklifini 8 milyon euroya yükseltmişti. Ersin'in gitmesi halinde harekete geçecek siyah beyazların listesindeki ilk isim Amirli takımın Euro 2020 kadrosunda yer alan Mert Günok. 2 yılda sözleşmesi bulunan Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan milli eldivenin ayrılmak istediği ifade edildi. Kartalda rota Sergen Yalçın'ın talebine göre yabancı ada dönebilir. Bu noktada öne çıkan en önemli isim ise Werder Bremen'de forma gen Yeri Pavlenka olacak. 29 yaşındaki çek eldivenin Bundesliga'dan düşen Alman ekibiyle bir senelik kontratı daha bulunuyor. Siz bu iki kaleci arasında tercih yapacak olsaydınız hangi kaleciyi Beşiktaş'ta görmek isterdiniz? Beşiktaş'a Abu Bakar'dan kötü haber. Yıldız futbolcuyu ikna etmek için sözleşmesine çeşitli bonuslar ekleyecek olan Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Kamerun basını Abubakar ile ilgilenen iki takımı açıkladı. Aktu Kamerun adlı internet sitesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan takımlarından El Nasır ile El Abu Abubakar için savaş halinde. İki kulübün de Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Yıldız ismi kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği kaydedildi. Haberde El Nasır'ın oyuncuya ciddi bir teklif ilettiği bildirilirken El Ittihat'ın Kamerunlu futbolcuyla temasa geçtiği aktarıldı. Abubakar'ın geride bıraktığımız sezonki istatistiklerine de dikkat çekildi. Siyah beyazlı futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 29 karşılaşmada 16 gol atarken 5 de asist yapmış. Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Abubakar Bakar ligin son 6 haftasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.